Türkiye'de son dönemlerde artan terör saldırıları iş olanaklarını da etkiliyor. İstihdam imkanlarının daralması çalışacakları güvencesiz iş koşullarını kabul etmeye zorluyor. İşi olanlar çalışma şartlarından, işsizlerse geçim darlığından kaynaklı psikolojik sorunlar yaşıyor. İş sağlığı ve güvenliğini etkileyen birçok risk etmenleri bulunduğunu, bu etmenler arasında psikososyal faktörlerin günümüz şartlarında daha da önem kazandığını aktaran İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü ve İş Sağlığı ve Güvenliği Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Fahri Erenel, artan terör olaylarının iş dünyasına yansımalarından söz etti. İş sağlığı güvenliğinde esasında fizyolojik faktörler vardır. Bunun dışında bedenden kaynaklı faktörler vardır. İş yerinden kaynaklı ama iş insanla birlikte aynı zamanda ruhsal durumuyla kaynaklı hususlar da vardır. İşte olanlar içinde de baskı var. Buna nasıl olursa olsun mobbing adını veriyoruz bir yerde. Dışarıda olanlar da işsiz oldukları için üzerlerinde baskı var. Yatırımcıların ilk olarak yatırım yapmayı düşündüğü bölgenin risk durumuna bakacağını anımsatan yardımcı doçent doktor Fahri Erenel, terör eylemlerinin yoğunlaştığı bölgelerde yaşayan insanların çalışma imkanlarının giderek azalabileceğini, yapılmayan, vazgeçilen yatırımlar ve mevcut iş yerlerinin kapanması nedenleriyle işsiz oranının giderek artabileceğini söyledi cebinizde parası olan bir sermaye sahibi olsanız e, Türkiye'de e, riskli olan bir yere bir kere bir iş adamı e, bir yere bir e, iş açacağı zaman e, birinci bakacağı şey önce risk durumudur. Yani kendisi kar zarar elbette bunları hesaplayacaktır ama risk eğer orada gelip de sizin iş makineleriniz yakıyorlarsa e, yaptığınız şantiyedeki e, bütün binalarınızı konteynerleri yok ediyorlarsa e, böyle bir yere elbette e, iş için gelmezsiniz. E, yatırımınızı başka yere var veya para olarak değerlendirirsiniz. Bu da o bölge insanının işsiz kalmasıdır. E, i̇şsiz kalan insan da çaresizlik içinde kalır tabii. Yani cebine, ailesine bakamıyor, bir sorumluluğu yerine getirmiyor. Psikolojik bir takım e, sorunlarla e, karşılaşır. Türkiye'de terör ortamının iş hayatına yansımasında bölgesel farklılıklara dikkat çeken Fahri Erenel terör eylemlerinin arttığı bölgelerdeki durumu aktardı. Doğu ve Güney Doğu Anadolu basından da medyadan da izlediğimiz gibi çok sayıda iş yerleri e, şu anda ya kapandı ve oteller e, oraya düzenlenen e, turistik turlar, kültürel turlar e, ciddi bir darbe yedi. Yani bir turun e, oraya yiyecek sektörü, otelleriyle e, oradaki esnafıyla herkese çok ciddi bir geliri vardı ve çok sayıda insanımız maalesef o bölgede işsiz kaldı. Tabii hepsi e, insanların e, psikolojik durumlarında olumsuz etki. E, dolayısıyla bu. E, dışarıda olanlar bunun sıkıntısını ailelerine yansıtan var, yansıtmayan var. Dolayısıyla ailesiyle olan ilişkileri bozulanlar var. E, bu e, sosyolojik bir olgu aynı zamanda. E, bir e, attığınız taşın yarattığı dalga gibi o bölgeye etrafını akrabalarını da etkiliyor. Yani işsizlik dediğim gibi sosyolojik açıdan e, son derece üzerine düşünülmesi gereken e, bir olgu. Sosyolojik bir olgu olarak işsizliğin farklı boyutlarına değinen Fahri Erenel, işe girenler yüksek işsizlik oranı da ortadayken yalnızca iş bulabildiğine şükrederek günlük ortalama 10-12 saat çalışmaya güvencesiz çalışma koşullarına razı olmak zorunda kalıyor dedi. Onlarda da psikolojik olarak aşırı çalışmanın yarattığı, sosyalleşememenin yarattığı bir takım gerginlikler oluyor. Bunlar tabii Allah korusun ileride genç insanlarımızın başkalarına zarar verme, kendilerine zarar verme gibi olgulara kadar götürür. Depresyon, ruh bozukluğu, yani ruhsal açıdan bozukluk yaşamaları beraberinde getirir diye düşünüyorum. İş kurum verilerini değerlendiren Fahri Erenel, genç işsizliği oranının %20'ye ulaştığını ancak özellikle hizmet sektöründe bazı alanlarda ciddi açık yaşandığını belirtti. Herkesin bir mesleği var. İsteyerek veya istemeyerek o meslek sahibi oluyor. Ve çoğu insan da çalıştığı alanda zaten iş yapıyor ve işinden memnun olmayanların oranı çok yüksek. Mesela İstanbul'da en çok aranan eleman çağrı merkezi elemanı garsonluk veya hizmet sektörü gibi alanlar bu alanlara eleman bulamıyoruz diyorlar. Mesela markette çalışacaklar ciddi bir şekilde bu alanlarda açık var. Hiç kimse buralarda çalışmak istemiyor.